أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين على رسولنا محمد صلوات. Şimdi aldığım notlardan okuyacağım. İnsanın maddi cihazları. O doktorum hoş geldin. Hoş bulduk abi. Ben görmemiştim ya. Maddi cihazlar deyince ilgimi yöne çekti. Maddi cihazları somut. Yani somut cihazları somuta bağlı. İnsanın manevi cihazları ise soyuta. O kadar bağlıdırlar ki nasıl ki göz renk ve şekilleri münasebeti kadar aklı da manaya o kadar bağlıdır. Göz ne kadar renk ve şekillere, kulak sese, aklı da maneviyata, yani ilmi şeylere, kalbi maneviyata o kadar yatkındır. Eğer kalpte maneviyata karşı bir irbirar diyor, bir nefretkârâne uzaklaştırıyor diyor ikinci lemada. O işte alandır yani o. Göz maddi alemi görebildiği gibi gözü de manevi alemde kullanılması. Manayı görür. Evet. Manayı görebilir. Bilmesi lazım. Mesela gülü göz görüyor. Gündeki manayı akıl gözü görüyor diyebilir miyim? Aynen. Kalp da o aklın gördüğünü sevmesi lazım. Sevgi aleti ya kalp. Evet. Ama bu tür şeyler çalışmıyorsa işlediğimiz her bir günah kafamıza giren her bir şüphe kalp ve ruhumuza yaralar açar. Her bir günah içinde küfre gidecek bir yol var diye temalarda geçiyor ya. Sıkıntı şurada. İnsanın manevi, yani niçin anlatılmış? Bu niye anlattım? Sıkıntı tam da şurada işte. Bu virajda nedir o? İnsanın manevi soyut kavramını da alim-i şehadete, somuta has kılmakta işte. Mesela şimdi sen gözle renk ve şeklin dışında manayı görmeye kalksan. Yani mesela burada radyo televizyon dalgasını niye görmüyorum? Ne kadar mantıksızsa manevi cihazları da maddi gözleri, maddi şeyleri inhisar etmek, onlara bağlamak, ona çalıştırmak o kadar mantıksızdır. Kalp bu dünya için yaratılmamış. Sıkıntı işte burada oluyor. O zaman içsel alemi, soyut tarafı tatmin olamıyor insan. Olamayınca onun alarmı, sıkıntı da ortaya çıkıyor. Yani karnın acıkınca nasıl elem oluyor? Astım olunca veya nem çok olursa seni rahatsız edecek ortamda nefes alamadığın gibi maneviyat da böyledir. Bu alan veriyor. Başka, inanmak arzusu adeta avının kokuyla bulan köpeğe benzer. Yeter ki sen iste. Mesela köpek bile inanmadığıma, şey görmediğime inanmam demez. Kokuyla böyle avını bulur. Köpek görmediğim yoktur demez. Onun gözü nedir? Burundur. Kokuyla görür değil mi? Köpek bile görmediğime inanmam demez. Kokuyla bulur. Kendisi yok ama kokusu vardır. Bazı şeyler kartal görüyor. Bazı şeyler işitiyor hayvanlar. Mesela yılan hareketini dokunsal yapar, yani ısıyla hareket eder. Bazı hayvanların gözü dokunmadır. Bazı hayvanların gözü dildir, burundur, kulaktır. Tamam. İnsanın en büyük gözü kalp ve dimağdır, aklıdır. İki göz. Peki köpek ben görmediğime inanmam demeden kokuyla avına giderse, insan kokuyla, sesle, görüntüyle, tatla, akla ve kalben Allah'a gidemezse, ya gerisini demiyorum. Yani biz de iman ettiğimiz zaman
o şekilde mi istekli olmak gerekiyor? Yani o seviyede olmasa bile bir seviye olması lazım. Mesela bak, köpek kadar sadık dost pek insanda kimse yok. Yani mahlukat içinde, hayvanlarda. Değil köpeği köpeklikten çıkarıp bize dost yapan nedir? Sadakattır, vefadır. Öyle değil mi? Sadakat, vefa. Peki, köpeği köpek yapan sadakatı ve vefayı kaybetmesidir. Köpeği köpeklikten çıkarıp insan gibi bize dost yapan sadakat ve vefadır. O zaman dostlarımızı sadakat ve vefalı olursak dost olur. Eğer sadakat vefa gösteremezsek o dostluktan çıkar. Bak köpek bile dost yapan sadakattır ve vefadır. Köpeği dost yapan. Değil mi? Vefa ve sadakat. Peki ustad mektuplarında şöyle başlar. Layıkalarda. %99 budur. Aziz, sıdık, fedakar, vefadar kardeştir. Bazen aziz, sıdık, vefadar kardeşlerini kullanır. Çoğu zaman. Aziz, ihlaslı demektir. İhlas. Sıdık, emrolunduğun gibi hareket edendir. Vefadar, insan olandır. Köpeği bile köpeklikten çıkaran sadakat ve vefadır. Köpek köpek değildir o zaman. Dosttur. İnsanı da Allah'a dost yapan köpek hayvan, köpektir hayvan. Ben insanım. Aradaki, bak bir şey anlatmaya çalışıyorum. Köpek hayvandır. Ben insanım. Aradaki fark uçurumu, köpek insan, hayvan insan. Uçurum değil mi? Uçurumu kaldıran sadakat ve vefa mıdır? Aynı uçurumu yapıyorum. İnsan ve Allah, Halik ve mahluk, aradaki uçurumu kaldıran sadakat ve vefadır. Hiçbir zevk hakikat kadar zevkli olamaz. En büyük zevk hakikattır. Hakikat. Çünkü neyi arıyorsan senin kıymetin o cinstendir. Çünkü fabrika verilen malzemeyi işliyor. Fabrika verilen malzemeyi işliyor. Sen şimdi pamuğu veriyorsun da böyle çerçeve demir doğrama çerçevesi yapacak halin yok. Pamuk geldi. Pamuk işleyecek. O zaman sen hakikat kadar zevkli hiçbir şey yoktur. Sen ne arıyorsan o cinstensin. Acı biberde bulunan lezzet gibi insan şu. Nimet var olanlardır. Lezzetler bunların kullanılmasıdır. Elemler ise vücutta olmayanı vücuda çıkarmak. Şualar 81'de elem Adem'den sıyrılıp vücuda doğmanın sancısıdır. Bu manada diyor. Diyor ki Adem'den vücuda çıkmaktır. Elem böyle bir şeydir. Elem nedir biliyor musunuz? Hastalık, musibet, elem. Olmayanı, olmayan haletleri, olmayan düşünceleri, olmayan duyguları, olmayan dostlukları çıkartandır. Vücuda çıkartıyor. Olmayanı var ediyor. Sihat, servet, varı yok ediyor. Hastalık ve fakirlik olmayan haletleri, olmayan düşünceleri, olmayan hisleri çıkartandır. Vücuda çıkartıyor. Olmayanı ortaya çıkartıyor. Çocuğun dünya sahnesine doğmasındaki aldığı elem, değil mi? Anne karnına çıkması elem alıyor. Annenin, peki bu bir elem ama doğdu. Yani buraya doğması için bu elemi alması lazım. Peki annenin olmayan çocuğu, anne değil daha, anne olabilmesi için
olmayan çocuğun doğabilmesi için doğmasında aldığı bir elem var. Doğum elemi. İşte karnına taşıması. Elemine ne yaptı? Çocuğa sahiplendi. Ama o eleme katlanacak. Yani bu elemi elem olsun diye vermemiştir. Onun doğmasının özelliğidir. Seninle alakası yok elem. Bir şey vücuda çıkmanın alametidir. Doktorun bilir. Yeni diş çıkarken çocuklarda ateş veya ağlama sıkıntı, mızmızlama çok olur. Çünkü üzerindeki zarı yırtıyor. Dişi değil mi? Damağını patlatıp çıkarıyor. Sonsuz saadete açılan kabre giderken çekilen elem de böyledir. Ölüm korkusu da böyledir. Doğmak içindir. Doğma sancılarıdır. Doğum sancıları bu hayat aleminde ömür sayfalarında çekilen acı ve ızdıraplar aslında doğum sancıları onlar oluyor. Evet. Vefat ederken öyle bir sancı vesaire olmuyor. Onu o sancı düşünmüyorum. Evet doğru. Aynen öyle. Yaşarken o sancıyla yaşıyoruz. O sancılar annenin de doğum sancıları belli bir süre olur. Hemen birden sancı oldu ve doğumunu gerçekleştirmez. Biraz devam eder. O sancıların neticesinde biz de bu hayattaki herhalde acı ve ızdıraplar ya da sıkıntı ve musibetler biz aleme doğduğumuzun sancıları yaşarken orayı yaşıyoruz. Yaşarken evet. Orayı. Burada orayı yaşamanın adıdır zaten. Mesela vefat demek buradan çıkıp ahirete doğmaktır. Vefa ise ahiretin iman ve vefa, sadakat, üç tane iman, sadakat, vefa. Ahireti ruhunda doğurmaktır. Çünkü aziz olmak, sıdık olmak, vefalı olmak bu dünya cinsinden bir şey değil bunlar. Burada yaşanır ama buralı değil. O onları burada doğurmak için bu şeyler, zeminler gerekiyor. İşte mevt yani vefat ahirete doğmanın yani ölüm şeyler, sancılar, senaryoları oluyor ya, düşüncelerde veya sekerat anı. Buradan oraya doğmanın adıdır. Vefa, iman ve sadakat ise üçü ahiretin dünyaya doğmasıdır. Burada orayı yaşamaktır. Yaşama zeminidir. Nereye iman ediyorsanız onunla beslenmektir. Onu aleminizde yaşamaktır. Ahirete iman etmenin feyzini, bereketini, kemalini yaşıyorsunuz. Allah'a imanı vererek Allah sana taşındı demek. Ölüm anı elemi, yani ölüm anındaki elem var, Allah Resulü bahsediyor. Seni ahirete doğuruyor. Neye benziyor peki? Acı gibi gözüküyor. Acı biber ama lezzeti barındırıyor. Niye biber yiyorsun? Lezzetlidir abi. Lan acı işte. Biraz önce yeme lan. Yapıyorsun, koy kenara. Gene yiyor. Niye yiyorsun? Abi lezzetlidir. Önemli, biraz önce acı dedin. Hem acı mı? Acı lezzet olur mu? Aha işte. Acı lezzettir. Dertler bana dermanıymış. Abi. Fanide kalmak en büyük ölüm kendisi peki, zaten. Fanide kalmak. Aynen. Yani alem-i şehadette kalmak. Hep böyle dursan yani. Hep böyle, asıl ölüm işte bu yani. Fanide. Durmak. Bekaya geçememek yani. Ya. Yani şey gibi düşünebiliriz. Anne karnındaki çocuk doğamasa ve orada kalmış olsa, süresinden sonra kalıyor ya mesela. Aynen. O belli bir süre sonra orada vefat ediyor. Yani evet. Yaşayamıyor yani. Doğamayınca orada ölü doğuyor yani. Hani bir doktor hayatı şey, metemasar olamıyor. Olamıyor. Hayatı devam edemiyor. Ölüyor yani. İşte hayatı devam etmesi yani, için ölmesi lazım. Bekaya geçemedi. Evet. Beka yani yine fani burası ama. Evet evet, ona göre beka. Ona göre beka, evet. Yani 9 ay 90 sene. Ha, 90 sene aynen öyle. Biz de bu alemde diğer aleme ancak ölüm vasıtasıyla, yani bu
burada kalmak asıl ölüm o yani. Aynen, bir doktor, doktor kardeş böyle dedi doktor. Ya diyor, bunlardan hiç bahsetmiyorsun diyor. Yani zannediyorum biliyorsun ama dedi herhalde akşam. Yani ölüm düşüncesi, ölüm düşüncesinin elemi var. Ölüm korkusu elemi. Hep ondan bahsediyorsun. Peki ben sana bir elemden bahsedeyim. Niye o elemden bahsetmiyorsun? Ya ben Rabbime, otelere kavuşmak istiyorum. Ama elime geçmiyor. Onun eleminde haberin var mı senin dedi. Hani gitmek istiyorum, gidemiyorum diyor. O da öyle. Asıl o zaten ya. Asıl o. Acı biber de bulunan lezzetler gibi bu lezzet acıdan doğar. Başka, devrede Allah Celle Celaluhu yoksa bir yer işte sevginin samimiyetine inanmıyor. Sevgin içinde Allah yoksa o sevginin samimiyetine inanmıyor. Yaktın beni, pişirdin, köfte ettin, elektrik aldım, alamadım, evlenecekleri zaman hani görüşüyorlar, elektrik alanı falan. Ya, içerisinde, o muamelenin içerisinde Allah yoksa, sevginin içerisinde Allah yoksa, o sevgi en fazla 6'ya aittir. Aşk değil, muhabbetin samimisi olmaz. Yani aşk. Aşk dedik, aşkın mecazi var. Aşk değil, muhabbetin samimisi olmaz. Muhabbet. İnsanlara maddi ve manevi yardım etmek, insan denilen sanatın tezahür harikasıdır. Bir daha. İnsanlara maddi ve manevi yardım etmek, insan denilen sanatın tezahür harikasıdır. İnsanlığı yücelen ve insanlığı güçlü kılar. Ha, yüceltir. İnsanlığı yüceler. Yüceltir. Yüceltir diyelim. Yüceltir. Ve insanlığı güçlü kılar. Ne? Maddi ve manevi yardım etmek. Sevmediğiniz insana bir şey veremezsiniz. Sevmeden vermişseniz sanki vermemiş gibisiniz. Allah sana imanı verdi. Demek ki seni seviyor. Başka. Başkasının sıkıntısı için senin çabalaman onda ümidin dirilmesi olarak gözükür. Ümit olur. Düşünebiliyor musunuz? Birisi sizin için ağlıyor. Birisi sizin için didiniyor. Usta Tani Eskişehir abi sahnesinde lise mektebinin avlusundaki kızlar erkeklerle oynarken değil mi? Raks ediyorlardı. Onlar ağlamış. Başkasının derdiyle ağlıyor. Yani gafletini ağlıyor. Yani insan hakikaten ya benim için birisi ağlasa. Ne garip değil mi? Ne kadar hoş. Yani insanda ümit yeşeriyor. Ümit. Bir de okuyorum. Başkasının sıkıntısı için senin çabalaman, o da görüyor tabii, onda ümidin dirilmesi olur. İnsan olduğu için sevmeye ve sevilmeye muhtaçtır. İnsan en çok bunları kaybetmek istemez. Başka, sorunların varsa çözümü iç dünyada aramalı. Dış dünya sıkıntıların suretidir. Dış dünya, dünya hayatı sıkıntıların suretidir. Kanuniyeti kainattadır. Hakikati sendedir. Onun için sıkıntıların çözümünü dışarıda ararsan sıkıntını çözemez. Benim elbisemi güzelleştirerek ahlakımı güzelleştiremezsiniz. Sağa sola ha 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 hu 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 la kara lu kara la la beni mutlu yapamazsınız. Kendinizi mutlu yapamazsınız. Aldatmaktan ileri bir şey değildir. Onun için ne ararsın? Şan buharında hakikati kendinde ara. Aptal olan aklı aldatmaktan ibarettir. Evet. Aptal olan akıl aldatmaktan ibaret. Aptal olan aklı aldatmaktan ibarettir. Yani hani o ha 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 ho diyerek
mutluyum söylemleriyle kendi aptal olan aklını aldatmaktan ibaret. Aynen. Aklı böyle böyle diyor, akıl da kabul ediyor. İnsanın sorunlarını çözmek yerine sen, kendime diyorum, Hasettin doktorum sana da, siz de dershanede kalanlarsınız. Bak, insanların sorunlarını çözmek yerine çözümün kurallarını, yöntemlerini göstermeli. Ne ararsın? Şan buharında hakikati kendinde arama sırrı var ya, senin derdinin dermanı yine sensin demeli. Dış dünya ve malzemeleriyle sendekileri uyandırmak içindir diye telkin etmeli. Yani aradığı sihatı, mutluluğu, huzuru kendisinde olduğunu göstermeli. Yani mutluluk dışarıda yoktur. Mutluluk aranmaz. Kim kaybetmiş ki sen bulacaksın? Mutluluk uyandırılır. Mutluluk yaşanır. Devam ediyor. Hiç unutmam. Bak, hiç unutmam. Başıma geçen bir hadiseyi anlatacağım. Hiç unutmam. Hoca. Bak şimdi. Bana dedi. Bir evdeyiz, tamam mı? Familya var. Bayramdı galiba. Akrabalarım. Böyle. Anlatıyorum. Hepsini dinliyor ha doktorum. İnan acayip dinliyor ya. Acayip. Bazıları da var, komşular, işte akrabalar da gelmiş, rezil gibi gözüküyor ama nasıl dinliyor ya? Bak ne olmuş başım. O familyanın en büyük adamı geldi içeriye. Hoca dedi. Bunlar taş kalpli. Allah Allah. Bunlar taş kalpli. Ben de öyleyim. Boşuna anlatma. Bunlardan ve bizden, benden bir şey olmaz. Devam ediyor. Sen hiç taşa tohum attığında ağaç çıktığını gördün mü? Dedi bana. Ben ve bunlar taş kaplı. Bunlardan hiçbir şey, bizden bir şey olmaz. Sen hiç taşa tohum atıp da ağacın çıktığını gördün mü? Dedi. Öyle güzel bir dersti ki psikolojiyle tevhidi anlatıyorduk. Psikolojiyle çekiyorum, tevhid de içine giriyor. Onu yapılandırıyoruz. Tamam mı? Böyle mutlu bir hava var. Ama içini berbat etti. Döndüm ona. Ve ona öyle bir 200'le giden bir arabanın bir yere toslaması gibi oldular. Böyle. Olana bak şimdi. Sen hiç taşa tohum atıp da tohum ağaç çıktığını gördün mü hoca? Dedi. Dedim. Ben taşlardan ağacın, bitkilerin çıktığını çok gördüm. Ya bir kuş, ya bir rüzgar, ya bir insan onlara bir şeyler atar. Bakarsın bir de arkana, kocaman bir ağaç çıkıvermiş oldu. Eğer inanmıyorsan, İstanbul'da surlara bak. Zeytinburnu'da buradan, Topkapı surlarına bak. Haman haman. Her 50 metrede 100 metrede bir ağaç var. Sur taşlarında. Taşlarda. Devam etti. Eğer insana bir şey koyamıyorsan, devam etti, oturdu. Eğer insana bir şey koyamıyorsan, heykeltıraş gibi kafasındaki modeli uymayan fazlalıkları alır. Yani ben başıma geçmişti. Maltepe'de eski de yolun üstünde, Ankara'dan bu tarafa gelirken yolun üstündeydi. 81-82'lerde yolun üstünde oralı olanlar bilir, ilgisini çeker. Heykel yapılırdı yolun üstünde. Ondan sonra amcamla kum taşıyorlardı. Ben çok meraklıydım. O zaman lise 1, ortak son çocuğuyum. Lise 1 dönemi. Ya amca beni bırak, ben bu adamla bir görüşmek istiyorum. Bunu nasıl adam çıkartıyor burada ya? Bu kayada nasıl çıkartıyor? Kayalar var, çıkanlar var. Adamı görüyoruz hep tepesinde. Çıkmış adamlar var. Taşlar var. Büyük. Şimdi adamlar konuşmamı anlatacağım. Anlattım ona. O adama da anlattım, adam oturdu. Şimdi ona anlatıyorum. Heykeltıraş gibi
adamın kafasında bir model var. Bu modele göre taşı alır, alır, alır da alır taştan. Hiçbir şey eklemez. Artık çıkarılacak bir şey kalmadığı zaman heykeltıraş en ideal noktaya, amacına ulaşmıştır. İnsan da, insana da yapılan muamele aslında ya fazlalıkları atarız ya da ulvi tarafını eğitimle uyandırırız. Yani aslında ilim aldı diyoruz ya, ilim alıyor, ilmi öğrendim, aldım. Sureti budur. Hakikati böyle değil. İlimle aldığımız fazlalıkları atarız. Çünkü insan doğuştan insan adayıdır. Evet, insan doğmadık. İnsan olmak için geldik. İnsan adayız. Bu dünya insan, insan olmaya gelmiş. O zaman ilimle aldığımız pislikleri, olumsuzlukları atmaya vesiledir. O zaman o kaya gibi, kayanın alırsınız, 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 yontarsınız, yontarsınız, adam çıkıverir. Peki, adam taşın neresindeydi? Mutluluk da senin oranındadır. O çıkan adam var ya şeyin, taşın içinden. Neredeydi o? Mutluluk da senin orandadır. O adam taştan nasıl çıktıysa, senin de aslı dünyanın model olma, ne istiyorsun? O kafasındaki, heykeltıraşın kafasında bir insan var, ona göre murçu vuruyor. Tın 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 tın. Sen de nasıl olmak istiyorsan, onun üstüne al. Dışarıda müdahale aslında fazlalıkları atmak için. Öyle bir hale geleceksin ki, atacak daha malzeme kalmaz. O zaman en kemalat noktasına vardın demektir. Hani bir Mevlana'nın bir sözü vardı ya Mehmet. Evet. Ne diyordu? Diyordu ki artık her şey çıkmaza girdiği zaman. Her şey üst üste girdiği zaman seni artık dayanılmaz bir noktaya getirdiğinde sakın bırakma. Çünkü orası? Orası kaderinin değişeceği yer. Kaderinin değişeceği yer. Her şey üst üste geldiği zaman, çekilmez olduğu zaman sakın bırakma. Tam en keskin viraj bu. Tam orası senin kaderinin değişeceği bir yerdi. Doğum var orada. Sakın bırakma virajı, geri dönme. Cenab-ı Hak kaldırabilecek kadarını biliyor senin. Ne kadar kaldırabileceğini biliyor. Biliyor. Fazlalıkları atarız ya da ulvi tarafımızı eğitimle uyandırırız. İnsana insan olmanın temel şartlarını uyandırmaya matuf muamele yapmalı ki o da imanı ve de kamil imanı fark etmeli. Yani dedim ya işte eğitimcisiniz, doktor veya öğretmensiniz, işte anlatan, topluma iletişim kuran insanlarsınız. Bunlara yöntemi anlatmalı. Yani sıkıntısını çözüme matuf değil, sıkıntının kendisini ve insan olduğunu farkındalığına getirmeli. İnsan olmak. Şimdi burada diyor ki bak, diyecek ki insana insan olmanın ne demek? Çoğu insanlar insan olduğunu bilmiyor. Niye? Yaşayanlar yaşadığını bilmiyorlar. Nefes alanlar nefes aldığını bilmiyor. İnsana insan olmanın temel şartlarını uyandırmaya matuf muamele yapmalı, öyle konuşun. O da imanı da ve kamil imanı fark etmeli. Sen neden olduğunu anlat ona. Sen bu dünyaya niçin yaratıldığını ona anlat. O nasıl olacağını bulur. Şöyle yap, böyle yapma, namaz kıl, kılma deme. Sen kimsin ve burada ne işin var? Anlat onu. O zaman onun niçin burada olduğunu anlatırsan ne yapacağını o bulur. İnsanların pek çoğu gerçeğe düşman değiller. Sunuluş şeklimize düşmandırlar. Bu biraz önce adamın yaptığı gibi. Sen kuşku, şüphe uyandırmadan samimi ol, gerisi gelir. Sen anlatırken kuşku ve şüphe uyandırmadan konuş. Üslubunu davranışı göster. Gerisi gelir. İnsanlar anlattıklarımıza düşman değiller. Anlatma şeklimize düşmanlar. Yeter ki sen de samimiyeti görsün.
İleride köpek birisinden kaçtı. Armutlu da başıma geldi. Baktım, ne dediyse bilmiyor. Köpek kaçtı. Kaçtı, hem ona bakıyor, ben de arkadan 50 metre arkadan belki 100 metre. Geliyorum. Ben de böyle yaptım. Durdum. Bir de elimi uzattım köpeğe. Zanneder misiniz ki gülmeni fark etmedi? Gülmemeyle gülmeyi fark ediyor köpek. Girdim. Bir de elimi uzattım. Bak ne oldu. Ondan kaçtı. Bana ne oldu? Bak yazdım yani. Bunu yazdım bak. Burayı okudum. İleride köpek birisinden kaçtı. Beni gördü arkasından. Güldüm. Köpeğe kafayı muhabbetle ona salladım. Elimi uzattım ona, inanın hemen elimi yalamaya başladı. Geldi, elimi yalamaya başladı. Tabii ki ekmek istiyor değil mi? Değilmiş. Bak, köpek köpek olalım. Ekmek istiyor değil mi? Elimi yalam. Hayır, ver. Başladı. Ona bakkaldan bir şey almak zorunda bıraktı beni. Gittim markete. Sevgi herhalde böyle bir bağın adıdır galiba. Sonra ne oldu? Gene çıktım dışarıya. Gene geldi. Dostluğumuz devam etti. Dedim acaba benden bir şey istemek için mi şey yapıyor? İnan denedim. 2-3 gün vermedi. Gene dostluğunu unutmadı. Meğer sevilmeye ihtiyacı varmış. Köpeği. Karnı aç da yoksa okşadığın zaman köpek açlığını unutuyormuş. Her hayvanda da öyle. Demek ki sevgi acayip bir bağmış. Sevgi herhalde böyle bir bağın adıdır galiba. Doğruları yanlış bir yolla pazarlarsan düşman olur. Doğruları yanlış bir yolla pazarlarsanız düşman olur. Yanlışları doğru yolla pazarlarsanız yanlışa dost olur. Herkese hazmedebileceği kadar ver. Az vermek ne kadar zararlı ise hak etmediği halde çok vermek ondan daha zararlı olur. Buna Üstad Hazretleri Bağlı 66'da şöyle diyor. Hem bilirsin meyus ve ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli bazen bin ilaçtan daha ziyade nafidir. Bir de okuyayım. Hem bilirsin meyus ve ümitsiz bir hastaya manevi bir teselli bazen bin ilaçtan daha ziyade nafidir. Bin nafi bazen bin ilaçtan daha faydalı. Daha faydalı. Bin tane ilaç. Nafi ilaçtan daha faydalı. Evet. Olur. Bin tane faydalı. Bin tane ilaç değil. Bin tane nafi. Nafi ilaçtan işte daha faydalı. Mesela diyelim ki, misal, hemen hatırıma gelen bir şey. Öyle bir şey var mı? Ölüm korkusunu 2000 tane faydalı ilaçla götüremezsiniz insanda. Götürseydi insanlar bu şey olmaz. Beka arzusunu gideremezsiniz. Sonsuzluk adının arzusunu gideremezsiniz. Ama dini bir teselliyle o gidiyor. İşte o zaman bazı kitaplardan ilim veriyorsun, o zaman diyor hak etmiyor ama sonra belki o temizleniyor. Hani insan da o an hak etmiyorsa bile onu verip belki hani daha sonra uyanabilir mi bazı? Yok, verme o bundan. Çünkü başka zaman verirsin. Mesela pirzola çok iyidir. Bebeğe verirsen zehir olur. Hani sonra uyanmaz mı belki bir süre sonra? Fazlalık onu boğar. Yani sana bak ne anlatıyorum. Pirzola versen zaten yarın yiyecek. Yarın yiyecek. Çok faydalı değil mi pirzola? Bebeğe yeni doğan çocuğa pirzola versen ne olur? Ölür. Ha, o anda hak etmediği bir şeyi yüklemek motoru yanar. Mesela diyelim ki leylim leylim bir insana Allah anlatırken namaz kıl, namaz kılman lazım, şunu yap, oruç tutman lazım, televizyonlar için uzaktır falan denilir mi? İlmin kıymetinden dolayı da oluyor değil mi? Evet. Artık ne anladınsa. Bazen yanlışı düzelteyim diye yanlışlıklar yapılmamalı. Bir defasında birisine ben şöyle demişim.
seni inançlı Müslüman adamsın sen, inançlı Müslüman adamsın dedim. Oysa pek değil yani. Ölü gözüküyor. Bir de fazla şöyle oldu. Şimdi ben bu örnekler benim ömrüm insanlarla geçtiği için örnek dolu bende. Şimdi bak bir tanesine dedim ki sen inançlı, samimi, dürüst bir insan Müslümansın dedim. Senin elhamdülillah imanın var dediğimde görecektiniz simasını adamın. Senin imanın var. Öyle mi hocam dedi ya. Tabii canım. İmanın var dedi. Nereden bildin hocam dedi. Sende akrep var deseydim sevinir miydin? Yok dedi. Senin imanın var deyince bak ne kadar sevindi. Demek ki var ki seviniyorsun. Nefret ettiğin, istemediğin bir şey. Sende var desem, sen yalancısın, sahtekarsın, bomba var bir yerde patlatacaksın desem sevinir misin? Yok dedi. Sahtekarsın deyince sevinir misin? Bak sende iman var deyince bak güldün. Öyle mi ya hocam? Tabii ya. Sevinmen imanın olduğunu gösteriyor. Çünkü müjdeleyin, korkutmayın. Ümitlendirin, yesi atmayın. Korkutmayın, haf ettirin. Korkuyu anlatmayın. Doğruları onun hazmedileceği şekilde verin. Namaz anlatacağım diye korkutmayın. Para toplayacağım diye cehennemle tehdit etmeyin. İnatlaşıyorsa bırakın. Gerçeği senden mi öğreneceğim dedirtmeyin. Bakarsın neyelim neyelim. Bırak koy kenara. Bakarsın alıcı değilse koyarsın kenara. Vaaz eder gibi konuşmamalı. Karşıya anlatıyor. Sen buna muhtaçsın. Sen bunları bilmiyorsun edasıyla asla anlatmayın. Ona kendisini sevdirin. Kendisine gösterin. Kendisini kendisine sevdirin. Kendisini kendisine tanıttırın. Kendisini kendisine seyahat ettirin. Mutluluk ve huzurun kendisinde olduğunu anlatın. Çünkü insanların çoğu kendilerini sevmiyorlar. Onlara Allah'ın özeli olduğunu gösterin. Allah'ın ona değer verdiğini anlatın ve gösterin. Gerisi gelir. Uzun anlatmayın. Misalli konuşun. Uslubunuz vaaz tarzı değil, sohbet tarzına dönüştürün. Kendindekileri fark ettirip gösterin. Güzel sıfatlarının çapını genişletin. Yani güzel bir sıfatın var adamın. Onu yüceltin. O güzel sıfatı daha genişletir. Bu sefer kötü sıfatlar gözükmez. Bir adama birinci yöntem müsaitse kardeşim bunu yapma. O yanlış. Baktın tepki verecek. O kötü ahlakı nasıl düzelteceğiz peki? Onun çok güzel bir ahlakı var diyelim. Güzel bir davranışı. Onu onaylayın. Oraya parmak basın. Onun çapını o genişletir. Bu sefer o çapı genişlenirse sufli sıfat gözükmez. Doza dikkat et. Ortama, mimiklerine, uslubuna dikkat et. Hakim olduğunu, bak, hakim olduğunu, hazmettiğini misallendir. Hangi konuyu anlatacaksın? Hakim olduğun konuyu anlat. Senin alemi de hallettiğin konuları anlat. Misal verin. Velillahi meselül âlâ. En iyi misaller Allah verir. 16-16. Misalli konuşun. Kur'an'da da böyle konuşur. Sakın uzun olmasın. Uzatmak almasına değil, reddetmesine sebep oluyor çoğu zaman. Sazın bile yanlış teline basarsan, ahengi bozar sırrı gibi, sakın ameline girme. İnsanın akıllarını ve kalplerini tatmin, teskin ve terakki ettirmedikçe, amellerini düzeltmeye kalkmak meyudedir. Bir daha, insanların akıllarını ve kalplerini tatmin ve teskin ve terakki ettirmedikçe, İnsanların amellerini düzeltmeye kalkmak beyhudedir. Kusuru düzeltme, tenkit
tenkitle, eleştiri gibi olumsuzluklarla sakın girme. Kusuru düzeltmeye, tenkit etmeye, eleştiri gibi şeylerle sakın adama girme. Bu asıl insanı sevgiye, alakaya, ilgilenilmeye, affedilmeye, değer verilmeye muhtaçtır. Çünkü itilmiş kalkılmıştır. Dün tanımadığım cemaate namaz kıldırdım. Başıma geleni. Orada bunu yazarken. Biz Kaplıca'da kalırken marketten bazı kumaya aldık. Bunlar içinde bir tane çamaşır suyu vardı. Meğer çamaşır suyu market kapağını öyle koymuş. Kapatmış da işte kapatmamış. Nasıl olmuşsa. Poşeti sağlaya sağlaya gelirken meğer arka tarafıma çarpmış. Şallarımın bir kısmını beyazlattı. O var ya. Farkındayım ama yapacak bir şey yok. Dediğim yok. Gemiden geliyorum gemiyle. Namaz vakti geldi. Böyle o şey namaz vakti geldi. İçeridekiler kıldı. Küçük olduğu için meşit. İkinci grup biz. Hocam buyurun dediler. Benim hocam olduğumu nereden biliyorsunuz dedim. Belli belli hocam dedi. Neyse geçtim namazı. Namazı kıldırdım. Hiç tanımadım insanı. Hiç kimseyi tanımıyorum. Çıkarken adam eğildi ben. Gider hocam bir dakika dedi. Adam eğildi. En az ben yaştaydı. Siliyor. Ve utandım. Estağfurullah dedim ya. Yediğim yoktu dedim. Çamur değil dedim. Çamaşır suyu. Hocam ben dedi çamur zannettim dedi de haberim belki yok diye. Adam eğildi. Şalvarımı siliyordu. Ayak tarafındakini silmek için adam eğildi ve sildi. Utandım bu iyiliğinden. Bu akşam teheccüdde ona dua ettim. Demek ne için anlatıyorum bunu? İyilik unutulmuyor. Unutulmuyor. Beni meşgul etti gece. İnsanlara anlayabilecekleri şeyleri söyleyin. Hadis-i şerif meali icmalisidir. Hadis. İnsanlara anlayabilecekleri şeyleri söyleyin. Mevlana'nın bir sözü var. Söyledikleriniz karşınızdakinin anladığı kadardır. Pascal şöyle bir şey demiş. Aldım aynı söylüyorum. Kültür budur, ahlak da budur. Yani şey adam böyle, eğitimli insan öyledir. Çalıp çırpmaz. Bu da çalmaktır. Kimden ne aldınsa söyleyeceksin. Bak Pascal da söylüyoruz. Peygamber böyle dedi. Mevlana böyle dedi. Pascal da böyle dedi. Pascal diyor ki, neyin yanlış ve niçin yanlış olduğunu göstermedikçe, bir daha, neyin yanlış ve niçin yanlış olduğunu göstermedikçe, hiçbir şey anlaşılmaz. Bunu yapma. Niye? Niye anlatılıyor? Bitti, başka bir şey anlatıyorum ben. Fedakarlığın derecesi, davanın kutsiyeti derecesiyle orantılıdır. Bir insan ne kadar fedakar olur? Davanın kutsiyetine ne kadar inanıyorsa. İnsanın en zor değiştirdiği düşünceleridir. Atomu parçalamaktan zordur. Einstein. He? Einstein. Bunu yok. Einstein değildir. Belki ona benzer bir cümle ondan almış olsaydın yazardı. Buna ait bir cümle mi söylemiş? Ben aynı öyle biliyorum. Ha. Atomu parçalamakta zordur. Kafamda belki de okumuşum ama. Aklınıza sonra kalıp onu o şekilde. Çünkü çok meşhur. Öyle mi? İnsanın en zor değiştiği düşünceleridir. Atomu parçalamaktan zordur. Evet, o önyargı için söylenmiş bir söz. İnsanın önyargılarını değiştirmek atomu parçalamaktan daha zordur. Önyargılarını değiştirmek. Ama gene biz şey yapalım. Buraya koyalım. Biz ön yargı demedik de insan düşüncelerini değiştirmek. Benim ön yargı değil de benim düşünce o anlamda zaten. Tamam, peki. İnsanın neresine ulaşmak istiyorsan kendinin orasıyla konuş. Yani aklına girmek istiyorsan aklınla. Kalbine, karşıdakinin kalbine girmek istiyorsan kalbinle konuş. İnsana ulaşmak en zor sanattır.
Bu bir meslek değil, sanattır. İnsanın içine, insana girme, insana ulaşmak. Bir ciddi bir sanattır. Kazali sanattır der. Peygamberler, özel insanlar, seçilmişler bu iş için. Peygamberler ve özel insanlar bu iş için seçilmişler. Karşı tarafta sana izin vermeli ki giresin içine. Beni yapılandırman için sana izin veriyorum demeli. Mesela onun için oturuyorsunuz. Bana girmene, beni yapılandırmaya izin veriyorum sana diye karşımda oturup dinliyorsunuz. Yani ille demesi şart değil. Buna dikkat etmeli. İnsanlar hem cahildir hem de sorgulanıp yargılanmak istemezler. Buna da dikkat et. İnsan cahildir ama sorgulanıp yargılanmak istemezler. Ne kadar kamil dahi olsa eksiğini, noksanı söyleseniz Allah razı olsun, çok memnun oldum ya diyebilir. Ama içi kabul etmez. Ne kadar kamil dahi olsa maşallah hocam ya, konuştuğun zaman kainatın arkasına geçiyorum. Estağfurullah kardeşim ya. Ama böyle der, kızar gibi. Fakat içeride hoşuna gider. Onun için kardeşinizi böyle yapmayın. Ülkesini de yanlış. Tarihi eser, bu son şeyim. Bu son şeyim. Tarihi eser, tarihi buraya taşıdığı için, yani tarihi eserler neye kıymetlidir? Tarihi buraya taşıdığı için. Yani niçin değerlidir? Niçin kıymetlidir? Paha biçilmez. Basit bir şey, sanat gibi. Tarihi, kadim tarihi bugünümüze taşıdığı için. İnsan yeni doğmuştur. Fakat tarihin en derinliklerini taşıdığı için insan tarihi eserdir. Kaç yaşındasın? 22. 22 senelik tarihi taşırsın. Nakletsen babanın bilgilerini nakletsen 50 sene. Ama sen insan olduğun için bir gün dahi olsan insan olarak tarihi esersin. Çünkü ezel ve ebedi taşıyoruz. Bir tablet, bir sanat 1500-2000 senelik tarihi taşıyor. Bir kültürü taşıyor. Ona haber veriyor bize. Böyle bir kavim varmış, böyle özellikleri varmış, böyle bir kültürü varmış. Şuralara kadar yükselmişler gibi. En tarih derinliklerini taşıdığı için tarihi eserdir. Hem yenidir insan. İnsan hem yenidir hem eskidir. 27 mi dedi? 22. 22 senelik ama zahirde bedensel hücre itibariyle yenidir. Ama taşıdığı ruh itibariyle kadimdir. Ezel ve ebedi taşıyor. Ruhuyla tarihi eserdir. Hem eskidir, hem en eskidir. Nasıl ki bazen sanatın yüksekliği, bazen de tarihi geçmişi buraya taşıyıp, o zamanı tanımlayıp bize malumat taşıdığı için çok değerli oluyor. İnsan ise bunların cemidir. Çünkü insan imanla Allah'ı taşıyor. Veya antikacılar içerisinde. Yani geçmişe ait bir şey ya, taşıyor. Evet, yani 23. sözden aldım zaten. Antikalıcılar çarşısına gitse 5 paralık bir demir parçası tarihi bir özelliği olduğunda vay be, pul ya pul. Pul. O tarihte bile emniyet verilmiyordu. Pul. Düğme koleksiyonu çıkmış. Yeni duydum. Eskide düğmeler nasılmış. Çok acayip. Bir de şey buldum mesela. Bende lüks var. Lüks. Pompalı böyle. Bir tanesi gördü ya, yukarı geldi bir şey sor, ya unuttu her şeyi, hep ona takıldı. Ya ben böyle tarih eserleri topluyorum dedi ya. Ya boş ver, sen kendine malzeme topla şimdi, sen dedim sohbeti şey yap dedim, lüksler neye meşgul oluyorsun? Hocam ister istemez diye ya. Ha? Oysa insan tarih eserdir. Bedensel yenidir, çağın insanıdır, ruhuyla, aklına, kafasına koyduğu akla, kalbinde beslediği istidat ve ruhunda koyduğu arzulara göre insan ezel ve ebedi buraya taşıyor.
O cihetler tarihi bir eserdir. Tarihin en derinliklerini taşıdığı için. O cihette de değerlidir. Ve ahir davahum enilhamdülillah rabbil alemin. El Fatiha'tıma selavatı.